Ereğli Kahveciler ve Odası'nın 9. olan genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Açılış konuşmasını Kahveciler ve Odası Başkanı Metin Çelik yaptı. Kirli oyunlarını bozan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Zeytin Dalı Harekatı'nın başında bulunan kahraman Türk askerlerimize Allah'ın güç kuvvet versin. Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye Cumhuriyeti ordusu Allah'ın izniyle başarıyla tamamlayacaktır. Bu uğurda şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Biz sizi toplum kuruluşu olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı canı gönülden destekliyor ve bu uğurda canımızı malımızı feda etmeye dahil hazırız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Arkadaşlar, misafirlerimiz var. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan kendisi. Konya Kahveciler, Büfeciler ve Çay Ocakları Esnaf Oda Başkanımız Cemal Çınardarlı. Konya Fırıncılar, Pideciler, Simitçiler, Kadayıfçılar ve Yufkacılar Esnaf Sanatkar Odası Başkanı Vedat Hoca. İlçemizin çok değerli oda başkanları, Sayın Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Oymak. Bakanlık temsilcileri, Yüksek Seçim Kurulu, emniyet güçlerimiz, sevgili misafirlerimiz, odamızın saygıdeğer delegeleri, kıymetli basın mensuplarımız, 9. Olağan Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Hepinize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Programda Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Oymak da söz aldı. Tabii Ereğli Kahveci Odası'nın çok değerli ortaklarım, hanımefendiler ve beyefendiler. Şöyle bir, burada söz almamın nedeni bir kahveciyi şöyle bir tarif etmek ve gelir giderini çok iyi bildiğim için, daha önce de başkanlığını yaptım, çok iyi bildiğim için eleştiri anlamı da almadım. Kahvecinin tarifini yapacağım. Kahvecinin hor görüldüğü bir ortam vardı daha önce. Bundan yıllar önce. Ama şimdi iyi kötü bu düzeni değiştirdik. Şimdi kahveci şöyle bir tarif edelim. Bir köyde bir kahveciyi düşünelim yahut da mahallede bir kahveciyi düşünelim. Köyde bir kahveci var, kahvecilik yapıyor. Hastayı bilir. Yoksulu bilir. Düğünü bilir. Postacılık yapar. Yani o köyde ne gerekiyorsa bütün yoksulun, zavallının işini bilir. Peki başka bir taraftan bakalım buna. Cenab-ı Allah'ın emri vardır. Diyor ki bana ibadet, ekmek, dikmek, kaldırmak, hastaya bakmak, yoksula bakmak, zavallıyı korumak, borçluyu borcundan dolayı kurtarmak karşılıksız, ömrüm boyunca sana diyor, namaz kıldığında da sevap versin diyor. Peki, şimdi bir kahveciye geliyorum. Kahveci kabadayıdır. Kahveci cebinde paranın yarısını zavallıya, yoksula verecek kadar bonkerdir. Evet, bonkerdir. Koruyucudur, kollayıcıdır. Niye hor görülür onu bilmiyorum. Peki, ibadet yönüne baktık. Bunun hepsini yapıyor kahveci. Günah yolu var mı? Var, olabilir canım. Hepimiz işliyoruz günah. Şimdi ben burada bu sözü alırken Toparladı, anlayamadım. Evet. Ne olduğunu anlayamadım. Hızlı konuştum değil mi? Ben şunu bir elim alayım. Şimdi toparladım, şöyle toparlıyorum Sayın Başkan. Kahveciler vericidir. Kollayıcıdır. Gönücüdür. Bir kahvesindeki bir insanı şöyle düşünelim. Bir borçlu vardır. Bu cebindeki paranın yarısını verir. Bir zavallı vardır. Kollar. Bir yoksul vardır. Kollar. Bir hasta vardır, yardım eder. Bir düğün vardır, gider. Biz bunların hepsini yapıyoruz. Bu gördüğün şans hepimiz yapıyoruz. Onun için ben bir tarif yapmaya çalıştım. Şimdi burada 243 tane ortak vardır. 204 liradan para alsa 48 bin lira yapar. 48 bin lira paranın hepsi para olsa ne olacak? Çocuğun maaşı 1600 lira,
işte ortalamasını, vergi ve sigortayı sayacak olursam 2500 lira. 12 ayla çarptığımız zaman 30 bin lira. 30 bin zaten oraya gidiyor. 7 tane yönetim var. Bir de başkanı var bunun. Burada bu yönetim kurulunun harcadığı para bir çoğu Metin cebinden gittiği biliyorum. Bilanço gelir gider. Anasının ah su gibi helal. Yönetim kuruluna. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Mevcut başkan Metin Çelik tekrar başkan seçildi. Üyelerimiz, size vermiş olduğumuz oy pusulalarını katlıyorsunuz, zarfın içerisine koyup getirip sandığa atıyorsunuz. Başka bir işlem yapmıyorsunuz. Bayan.